Sokak muhabbetleri sokak mi, YouTube, YouTube sohbetleri mi? YouTube sokak muhabbetleri. Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Oo, giremedim. Merhaba arkadaşlar. Detone. Merhaba arkadaşlar, Sokak Röportajı'na hoş geldiniz. Ben Kemal. Bir dakika, ben Jackie'ydim. Evet, sen Jackie. Sen Kemal'sin, sen Jackie'sin abi. Kemal burada oturuyor. Konuk, sen bir dakika dur. Pardon. Ben Jackie. Ben Kemal ama böyle olmaması lazım. Şimdi. Bak sen Kemal, sen Kemal. Abi, sen bir dur abicim ya. Merhaba arkadaşlar, Sokak Röportajı'na hoş geldiniz. Ben Kemal. Ben Jackie. Ama adamların girişi böyle değil. Değil. Sokak Röportajları, YouTube muhabbetleri, muhabbet miyim lan? Sokak Röportajları... Sokak Röportajları, YouTube muhabbetlerine hoş geldiniz. Bugün konuğumuz... Milli. Çok mutlu oldum gerçekten, sizi hiç görmediğim için uzun zamandır gerçekten çok özledim sizi. Canım hoş geldin. Hoş bulduk. Yani işte Melih biliyorsun 7-24 birlikteyiz zaten. Abi evet. Abi ne oluyor burada? Girmişler muhabbete. Koltuğu boş bulduk. Hangimiz Kemal? Orası büyük kaldı. Orası büyük kaldı. Karıştırmış olmaz. Kim Jackie? Abi oradaki Jackie tabii ki. Jackie aynen. Nerelisin? Nerelisin? O nereli? İzmir. Ben İzmirli değilim lan. Dur salayım oğlum. Stüdyoda büyük kafa karışıklığı var şu an. Büyük karışıklık. Abi şunu çözelim istiyorsanız önce. O zaman ben gireyim. Bugün şahane konuklarımız var. Oha diyorum kanalı tam kadro yanımızda. Tam kadro değil ya. 3/13 karşında. Bozma. Abi 13 kişiler 3'ü gelmiş. Kaçta oldu? %13 kişiler 3'ü geldi. Bugün ne yiyoruz? Bugün en son bizim Finlandiya'dan getirdiğimiz kötü kurabiyeleri yiyeceğiz. Söyle ben şu an konuşamam. Hadi o zaman. Jackie'de 15 puan. Jackie Melih kulağından vurdu. Sıkıntı yok. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Herkes sizi biliyor. Estağfurullah, siz de biliyor. Herkese sizle ilgili bir şey anlatmak yerine gelin bence sorulara geçelim. Olur mu? Hadi o zaman. Hadi. Siz bir sürü hani challenge, denemeler, enteresan şeyler, zorlamalar, cezalar yapıyorsunuz ya. Çok zorlandınız. Neden bunu yaptım dediniz? İmdat deyip kaçmak istediğiniz bir şey var mıydı? Hangisiydi? Bir tane var aklımda. Ya benim bir tane vardı ama o bana patlamadı aslında. Tamer'le bir video çekmiştik. Bir salyangoz yeme hikayesi vardı. Eyvah. Ondan sonra ilk önce ona patladı. Sonra şey konserve salyangoz var. Bak gülüyor zaten orada. O efsaneydi. Meğer salyangoz bozukmuş abi. İlk o yedi ki Tamer hani sağlam bir adamdır mesela. Hani böyle şey yapmaz, tepki vermez falan. Böyle şey yaptı. Şiş tutma challenge. Yaptık. Yani Fırat, abi Hakan ya, ben. Evet. Şiş tutma challenge yaptık. Abi. Yani sorguladığım anlar oldu. Hani acaba yapmasam mı dedim. Vazgeçecek mi diyor bana böyle falan. Bir de şey, bir de su içmeye devam ediyorduk videoda. Sonra önce Fırat karşı, sonra ben karşıyım. Sonra ta 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 kazandı. Sonra patladı zaten. Aşağısı böyle komple. Tatmalarda şöyle bir nane vardı. Durian diye bir nane vardı. O muhtemelen hani Medecraft'ın unutulmazdır diye düşündüm. Evet. Yani. O çok kaos bir şey yani. Ya şeyde Hindistan'da otele durian almıyorlarmış. Tayland'da. Otele sokmuyorlarmış ne adamlar. Ne bir şey? Ya durian bayağı kötü kokan bir şey. Abi Tayland'ın böyle bir meyvesi gibi bir şey. Böyle kocaman şey dikenli mikenli bir şey normalde. Böyle soyup falan yiyor herifler. Bizim aldığımız onun pestili gibi bir şeydi yani. Şimdi naylonu açıyorsun falan. Bir koku geliyor ama böyle belli etmiyor. Bıçağı abi şöyle bir değdiriyorsun. Biraz bastırıyorsun bir koku çıkıyor. Eyvah. Abi vazgeçiyorsun her şeyden çocukluğuna, aynı anda çocukluğuna dönüp aynı anda öldüğünü hissediyorsun, aynı anda hayattan nefret ediyorsun. Bunların hepsi bir saniyede falan oluyor böyle. Falan diye kalıyorsun, çok kaotik bir şey. Yani bir ismi Durian ama yani durduğu gibi durmuyor. Sizde. Bir ismi daha yapayım. Arkadaşı alıp... Melih böyle mi ya? Araları es veriyor, veriyor. Tabii tabii, çekimlerde de böyle. Bizim ofiste de böyle. Senin abi? Sen? Rus kuru balıkları. Ben onu unutmuyorum. Yani tadı geliyor falan şu anda. Böyle düşününce abi. Bana da geldi. Şu an. Peki en sevdiğiniz video hangisi bugüne kadar? Ne kadar eğlendik abi, ne kadar güzel olduğunuz? Benim açıkçası en çok sevdiğim, sen biraz istiyorsanız düşünün arada. Tamam. Bizim hayat okulu videolarımız var Yap'ta. Ha, evet. Orada öğretmen taklitleri var. Ya ben kendi öğretmen taklidimi yani şu seviyede seviyorum. Fırat'a çok yüklenen bir öğretmenle oynuyorum her zaman. Fırat 12! Gibi böyle bir aptal bir ses çıkartıyor ve yani onu oynamaktan çok hoşlanıyorum ben yani. Benim en çok eğlendiğim videolar hayat okulları yani. Abes gelecek birçok insan ama gerçekten o Acı Biber videosunu çok seviyorum. Çünkü onun koca bir günlük bir hazırlığı var. Kim hastaneye gitmişti orada? Ben. O yüzden diyorum abes gelecek insanları diye ama. Hani Melih çok gergindi, Fırat çok gergindi. Yok abi bir şey olmaz. Ya Fırat saçmalama oğlum kafayı mı yedin falan bilmem ne derken. Hani o ana kadar geldik yemesi... Ve birçok şey çok iyiydi yani. O mideme o kramp girene kadar her şey çok güzeldi. Biz o videoyu izlemedik. Ya yani yapmadan önce izledik Amerika'da yapmış kanalları. Evet. Bir fast food zincirinde denetmiş insanlar yemek yedikten sonra kusmuşlar. Dedik biz de mi kusacağız falan. Yani evet. Kusmadık. Şunu itiraf etmek istiyorum. O videoda kamera arkasında bu adam geberirken biz geberiyorduk gülmekten. Öyle tutamıyoruz kendimizi falan böyle 5-6 kişi. Tabuların var mı Melih? Ya ofiste bir tane tabu var. Ara sıra oynuyoruz. Ya.
Görün, görün Melih, görün. Olabildiğince hakkaniyetli olmaya çalışıyorum herkese. Gerek iş hayatımda, gerek sosyal hayatımda. Benim için tabu, bunun sınırı var ve bunun sınırını geçmemek yani. Herkese olabildiğince iyi bir insan olmaya çalışıyorum ve hakkaniyet sınırını herkese hakkını vermeye çalışıyorum. Bu yani ama çok şey bir cevap oldu, güzel bir soru. Siyaset düşünür müsün sen? Siyaset. Star Wars karakterleri Türkiye'ye gelse başlarına ne gelirdi? Darth Vader geldi mesela. Darth Vader geldi ziyaret. Geldi. Hangi kapıdan girecek? Edirne kapı. Edirne, 100 kilometre maksimum. 100 kilometre. Lord Pat. Yani mümkün değil, yaşayamaz ki yani. Edirne'den İstanbul bırak, şey Tekirdağ gelemez. Darth Vader mi? Abi Vader'ı mı kalır onu bırak, Darth'ın Martin'ı yedirirler. Darth oynarlar öyle Darth. Evli misin? Nişanlıyım. Tamam. Eşin için tuttuğun takımı değiştirir misin? Hayır. Hangi takım? Beşiktaş. Ya değiştirmem derim. O da anlayışla karşılar diye düşünüyorum değil mi? Karşılarsın değil mi diye. Ona sesleniyorum. Yani. Karşılarsın değil mi? Bize bir şarkı söyler misiniz? Hep birer şarkı. De olabilir, tek tek de olabilir. Tamam. Bekliyoruz. Hayır. Evet, bekliyoruz. Çilli pom pom pom. Oo, ben biliyorum ki o şarkı hatırlıyorum. Yavrum çilli. Yavrum çilli. Çilli. Çilli pom pom pom. Çilli pom pom pom. Bakarsın be yani. Re 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 sen de yapacaksın. Ha, bu kadar, bu kadar. Ya? Yapmaktan en çok gurur duyduğun şey ne bugüne kadar? Ya şimdi yine çok politik diyeceksiniz. Buyurun. Yani yapmaktan en çok gurur duyduğum şey, gerçekten çok güzel bir ekiple çalışıyoruz. Mediacraft ekibi olarak. Başka yerlerde de çalıştım daha önce. Böyle bir sinerji daha önce görmedim. Ya benim en çok gurur duyduğum şey bugüne kadar bu ekibi, yani tabii ki ben yapmadım. Bir şekilde bu ekip bir araya geldi çünkü herkes referansla da geldi. O onu getirdi, onu getirdi. Ama çok gurur duyduğum şeydi. Yani bu Mediacraft çatısı altında olmak ve bu arkadaşla beraber olmak gerçekten çok gurur duyduğum şey. Ver duygusal müziği, ver bravo! Ben yani onun yanı sıra şu yüzüğü takıyor olmaktan bayağı şeyim. Onu ben diyecektim. Onu ben diyecektim ya. Şimdi ben ne diyeyim? Ailenizden gizli neler yaptınız? Neler! Çok soft gelebilir ama bu hani hardcore'un başlangıcı. Bir arkadaşımla babasının arabasını çalıp çılgınlık yapmıştık Caddebostan'da. Bunu sakın yapmayın. Bu çok gerizekalıktı. Polise de yakalanmıştık. Yani ne oldu? Hoşluk olmadı yani. Babam böyle bazen sohbet olur işte bir yerde falan. Hani der böyle, Okan yani çok şeydi, iyiydi işte arabam falan. Mesela babam çok kendi babasının arabasını falan çok kaçırmış. Hani benim bunu gerçekten sohbet olarak bunu hiç yapmadığımı söyler. Baba yaptım yani. Senin haberin yok, kusura bakma. Birkaç kere arabayı kaçırdım evet. Kötü bir şey gelmedi başıma. Ama faydası da oldu. Üzülmesin diye insanlar sakladığımız çok şey olmuştur bir tabii. Yani hani tabii. Kötü bir şey yaşamışızdır. Yani. Lanse etmemişiz. Dayak yemişimdir mesela. Niye söyleyeyim babama yani? Tribe girer, sıkıntıya girer yani. Hani bunlar bir cepte ama hani böyle hayta olarak. İşte araba demek ki yegane olayımız arabaymış yani. Evet. Melih'in o da yok. Yok abi yok, hiçbir şey yok bende ya. Çok boş. Bizim arabamız yoktu abi. Ver abi kartları. Aa doğru söylüyorsun. Hadi gel bakalım. Ama bakma. Kendim okuyayım mı? Şey abi, biz okuduk mu kardeş? Elinizde en çok aldığınız şey nedir? Ben yazmadım. Sokak röportajları bunu hazırladı. Arkadaşlar logosu var. Kendi soruları. Kendi sorusu. Ben biz de Mediacraft'da hiç ara elinizde en çok aldığınız şey nedir diye sormuşlar. Ya bu aralar ama yani çok kolay bir cevap yani var yani. Ne? Telefon. Kamera diyeceksin. Telefon. Telefon. Yani en çok telefon alıyorum ben. Sen? Telefon harici bir şey söylemek lazım herhalde. Çünkü herkes neden? Telefon oluyor telefon, yani. Çünkü evet. Abi, ha, telefon harici en çok. Bilgisayar abi herhalde ya benim de. Yani ama abi. Ay tamam hadi hadi. Sevgiliniz ne yapsa ondan bir anda soğursunuz. Böyle konuşsa. Var mı sevgiliniz bu arada? Var. Şey döndü ya. Rüzgar döndü oğlum. Var mı sevgiliniz? Var mı abi? Suratlara bak. Ben şöyle söyleyeyim. Geri beni olduğum gibi kabul etmemeye başlarsa soğurum. Kendim çok olamazsam onu yazıyorum. Güzel, güzel cevap. Güzel. Vallahi çok güzel. Güzel. Yalan söylediğini anlarsam sorurum abi. Ciddi anlamda yani. Şey yeterli değil mi? Tamam. Cevaplar yeterli. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Katıldığınız için. Muhabbet edin. Teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ederiz çağırdığınız için. Her zaman bize de bekleriz. Seviyoruz. 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 Böyle. İşlettim evet. 2 yaz boyunca aile restoranımızı işlettim. Peki sen şey miydin mesela en son kasanın başında oturan aynen. Adam kolonya döken adam mıydı? Aynen o. Ama ben hatta ondan öncesi de var. Ben ondan önce aile restoranımızda